Ne güzel söz söylüyor. Alemin sen canı hem sultanısın. Bak, alemin yani mülkün, sen hem canı hem de sultanısın. Yazıktır ki olasın mağlubüten. Sana yazık, sen eğer şu cesedin esiri olarak, mağlubu olarak gidersen, sen alemlere sultan, cihanın sultanı ol da sonra bu bedene esir ve mağlub olarak git. Ne kadar yazık. Yazıktır ki olasın mağlubüten. Mecmu'ul bahreynsin sen. Mecmu'ul bahreynsin sen. Hem dünyanın hem ahiretin göz bebeğisin sen. Sana Allah ne kuvvet vermiş, ne kudüsiyet vermiş, ne servet vermiş. Sen bu servetleri böyle ayaklar altında çinle, bu varlığı zayi et, bu tenin uğrunda öl git. Olur mu hiç o? Onun için mecmu'ul bahreynsin sen, aç gözün, aç. Gözünü aç, sen boş bir insan değilsin. Hayvan da değilsin, mahluk da değilsin. Sen Allah'ın en bahtiyar, en mümtaz, en sevgili kulusun ki Allah bu kainat senin için yaratmış. Allah bu kainat senin için yarattığı halde sen bu kainata esir olasın, olur mu hiç? Bu kainatın kumandanı sensin. Bu kainatın kumandanı sen olduğun halde buna esir ol, buna hiç gönül razı olur mu? Onun için bak ne güzel söylüyorum. Cam-ı cimsin, hiç sayma, kendini hiçe sayma. Kendini boş bir şey zannetme yani. Çok büyük nimetler senin elinde mevcut. Gönül, hulası-i alemsin, efser-i eflak. Gönül, bu içimizde olan cevher, insanlık cevheri. Bak şimdi ne güzel konuşuyorum ben size. O elimden çıkar çıkmaz sükut, bitti iş. Ne göz görür, ne kulak işidir, ne el oynar, ne ağız söyler. Neden söylemiyorsun ya şimdi, demin söylüyordun sen. Yine söylesene, bak ağzın yerinde, bitti iş. Kafes çıktı, kuş çıktıktan sonra kafesin kıymeti yok arkadaş. Onun için sen kuşun kafesindeyken bu dünyayı da kazan, ahiretini de kazan. Kuş kafesten gittikten sonra hiçbir şey yaramazsın. Onun için ne diyor? Zaman, gönül, hulası-i alemsin. Yani bütün alemin hulasısısın. Ayı da sende, güneşi de sende. Bütün eflak senin içinde, sende mevcut. Efser eflak, efser Farsça, taç. Padişahların giydiği taç. Sen eflakin tacısın, yani cihanın şahısın, cihanın padişahısın, Allah o tacı sana vermiş. Gönlünden dostu bul, her nazardan ol mesur. Veli, ne fayda kim? Kendin itmedin idrak, ne yazık. Dünyanın 3,5 matağına kendini sattın, kendinden haberin olmadan burasını bıraktın da gittin, ne yazık. Veli, ah! Ne fayda kim? Kendin itmedin idrak. Bunu anlayamadın da. Alemin sultanı olduğuna idrak edemiyorsun. Şu afitabı yansın zemin tenden ahar. Afitabı... Güneş var şimdi bir tane ya. Bu güneş olmazsa hayatımız söner. Bu güneş madde güneşi, ceset gibi. Bir de mana güneşi var. Gönül güneşi. Mana güneşi diyorlar. Ruhun Muhammedi, nuru, ruhun Muhammedi, aklı kül, aklı evvel, birçok atları var, 30'a kadar. O manevi güneş yani alt tarafı. O manevi güneş, bu güneş eve girmezse evde hastalık oluyor, rutubet var diyorum, kaçıyoruz oradan, güneş girmiyor içeri diyoruz. Hemen yüksek evler, rahat yerler arıyoruz, sebebi o güneşten istifade edelim diyerekten yazın güneş banyolarına, deniz banyolarına gidiyoruz. Hep şüten için. Ama manevi güneşi almak için hiç kimse bir yere koşmuyor. Asıl alacağın güneş, sen bu tenini, evet maddi güneşinden faydalanır, rahatlandırırsın. Ama mana güneşinden haberin yoksa yazık o tene, o aleme.